Evet değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Vatandaşı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir kitaba geçtik değerli arkadaşlar. Kitabımızın ismi İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin Tercümesi adlı kitabımız, Hadis-i Şerif kitabı. Allah'ın izniyle bu kitapları okumaya devam edeceğiz ve internete aktaracağız inşallah. Bu kitabımızdan 3 tane cilt var ve 3 cildini de inşallah Allah nasip ederse internete aktaracağız. Bugün değerli arkadaşlar İzmir'de deprem oldu. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralılara da Allah acil şifa nasip etsin değerli dinleyenlerimiz. Ve Allah bizi böyle büyük afetlerden de korusun ve muhafaza etsin değerli arkadaşlar. Ve iman dolu bir kalple Allah'ın huzuruna kavuşmayı da hepimize nasip etsin değerli dinleyenlerimiz ve dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimizi başlatıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kitabla ilgili biraz takriz bölümü var. Ben bunu okumak istiyorum. Muhterem okuyucu diyor. Hamd alimlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya salatu selam Resulullah'a Allah-u Teala'nın rızası da bil cümle müminlerin üzerine olsun. Amin. Elinizdeki bu eser İmam-ı Nevevi 631-676 Hicri takvimine 1233-1277 Miladi takvim telifi ettiği Riyaz-ı Salihin'in hadisi Seyyid-i Mürselin isimli kitabının İbrahim Serdar ve Yusuf Şensoy Hoca Efendi kardeşlerimizin Türkçe'ye yapmış oldukları bir tercümesidir. Riyaz-ı Salihin'in konuları baş harfindeki ayet-i kerime ve ihtiva ettiği hadis-i şerifleri de Müslümanlara Kur'an ve sünnetin ışığında yaşanması gereken bir hayat yollarını göstermektedir. Bu bakımdan da bu eser, alimlerin, talebelerin, vaiz ve hatiplerin ve nihayet hadis okumak isteyen her Müslümanın bir el kitabıdır. Bu vesileyle mütercimleri ve Fatih Enes yayın evi sahibi Ahmet Bozer Bey'i tebrik ediyor. Çalışmaların devamını ve muvaffakiyetlerini temenni ediyorum diye Mehmet Tazu yazmış değerli arkadaşlar bunu. Evet. Başlıyoruz değerli arkadaşlar. İmam-ı Nevevi kimdir değerli arkadaşlar? Onu bir ilk önce bir tanıyalım. Eserin müellifi büyük alim İmam-ı Nevevi'nin nesebi adı Yahya bin Şeref bin Mürri bin Hasan bin Hüseyin bin Muhammed bin Cuma bin Huzam en Nevevi'dir. Künyesi değerli arkadaşlar Ebu Zekeriya. Lakabı El-İmam, El-Hafız, Şeyhülislam'dır. Şam nahiyelerinden biri olan Neva'da doğduğu için buraya nispet edilmiş ve Nevevi ünvanını almıştır. İmam-ı Nevevi, Şafii mezhebinden olup mezhebinin muasır imamı ve zamanının fakihlerinin büyüğüydü. Doğuşu ve yetişmesi değerli arkadaşlar, büyük imam, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh Hicri 631 yılının Muharrem ayında miladi 1233 Neva nahiyesinde dindar bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Yani takriben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında vefat etmiş değerli arkadaşlar. Allah rahmet etsin ve şefaatlerine nail etsin inşallah. O da ondan bir sene önce, vefat etmeden bir sene önce doğuyor değerli arkadaşlar. Daha 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i hafızetmiş ve beldesinin önde gelen mümtaz alimlerinden fıkıh dersleri almaya başlamıştır. Bir gün Neva nahiyesinde uğrayan büyük alim Yasir bin Yusuf el-Merakişi sokakta çocukların bir çocuğun başından toplandıklarını görür. Çocuklar kendisini oynamaya zorluyor. O ise çocuklardan kaçmaya çalışıyor. Onların zorlamalarına mukabil ağlıyor ve Kur'an okumak istiyordu.
Bunun üzerine derhal çocuğun babasına koşar ve onu bulup çocuğu ilim tahsiline göndermesi için nasihat eder. Babası da onun bu isteğini kabul eder ve Hicri 649 yılında tahsilini tamamlamak üzere babasıyla birlikte yola çıkar. Dimeşk'te bulunan Darul Hadis Medresesi'ne gelir ve Doğu cihetinden Emevi Mescidine bitişik olan Medrese-i Revahiye yerleşir. İmam-ı Nevevi Hicri 651 yılında babasıyla birlikte hacca gider. Ardından yine Dimeşk'e medreseye geri döner. İlmi kişiliği Hicri 665 yılında Darul Hadis Medresesi'nde meşihat ve müderrislik makamına getirilen ve ömrün sonuna kadar yaklaşık 34 yıl bu ulvi görevine devam eden büyük alim İmam-ı Nevevi'nin Dimeşk'e vardıktan sonra 3 devrede ilim hayatı yoğunlaşır. İlk devrede yetişme devresi ve gençlik devresidir. Bu devrede ilim tahsiline hız vermiş ve kendisini büsbütün ilme adamıştır. İlimde alacağını bu devrede almış ve sermayeyi bu devrede ele geçirmiştir. Öyle ki ona göre ilimden aldığı lezzete denk bir başka bir lezzet daha yoktu. Bu devrede kıraat ve hıfz ilimlerinde de bir hayli mesafe kat etmişti. İkinci devrede de ilim ve kültürü genişletme devresidir. Bu devrede kendini ilme kök salmaya ve kültür alanını genişletmeye vermiştir. Bu devrede her gün hocalarına 12 aynı dersi şerh ve tasih olarak okuyordu. Üçüncü devrede verimlilik devresidir. İmam-ı Nevevi'nin telife ağırlık verdiği bu devre Hicri 660 yılında başlar. Bu sıralar İmam-ı Nevevi 30 yaşını ikmal etmiştir. Bu devrede Yüce Allah'ın yardımı, feyiz ve bereketiyle kısa zamanda birçok eserler vücuda getirmiş, ilminin özünü akıllara durgunluk verecek bir başarıyla kitaplarına dökmüştür. İmam-ı Nevevi'nin eserleri anlaşılır, ibareleri yaygın, İmam-ı Nevevi'nin eserleri değerli arkadaşlar, anlaşılır ibareleri, yaygın delilleri, bariz fikirleri ve fukahanın görüşlerini arz etmekteki münsifane üslubuyla temayüz eder. Eserlerindeki bu özellik her Müslümanın ayrı bir ilgisine mazhar olmuş ve bu sayede günümüzdeki İslam aleminin her yerinde bu büyük alimin eserlerinden istifade edile gelmiştir. Eserleri, meşhur eserlerin bazıları şunlardır. Şerhu Sahih-i Müslim El-Mecmu, Şerhül Muhazzeb Riyaz-ı Salihin, El-Ezkar, Tehzibül Esma'i ve Lugat El-Erbaine Nebeviye ve El-Minhaj Fil-Fakhi. Evet, bunlar eserleri değerli arkadaşlar. Evet, bir takvim yaprağına geldik değerli takipçilerimiz. 2 Ağustos 2007 değerli arkadaşlar. 2007 yılını gösteriyor. Perşembe günü, günün hadisi, bir şeyi çok sevmek insanı o şeye karşı kör ve sağır yapar. Hadisi şerif değerli arkadaşlar. Arka tarafta da Ammar bin Yasir yazıyor. Ammar bin Yasir aslen Yemenlidir. Babası Yasir ve kardeşleri Haris ile Malik kaybolmuş bir kardeşlerini aramak için Yemen'den Mekke'ye geldiler. İki kardeşi Mekke'den tekrar Yemen'e döndü ancak Yasir Mekke'de kaldı. Mahzun oğullarının anlaşması olarak Mekke'ye yerleşti. Onun anlaşması olan Ebu Huzeyfe onu himayesine alarak Sümeyye ismini cariyesiyle evlendirdi. İşte Ammar bu evlilikten dünyaya geldi. Daha sonradan Ammar'ın köle olarak da bazıları tarafından anılması annesinden dolayıdır. Aslında Ammar'ın kendisi hiçbir zaman köle olmamıştır.
Ancak sosyal konumu zayıf olduğu için hep köle gibi muameleye tabi tutulmuştur. Ammar'ın doğumuyla annesi Sümeyye de Ebu Huzeyfe tarafından azat edilerek özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Böylece daha doğar doğmaz Ammar Mekke aristokrat site devletinde bir sığıntının oğlu olarak üzerine hayata açar. Ammar bin Yasir zayıf bir sosyal konuma sahip olmasına rağmen ileride de göreceğimiz gibi soyluların yapamayacağı cesaret ve cedalet örneklerini göstermiş. Anne ve babasını kaybetmesine rağmen İslam'ın ilk günlerinde ilk Müslümanlarla birlikte Resulullah'ın yanında yerini almıştır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yaşça Resulullah'a yakın olduğu kaydedilmektedir. Hicri 37 yılında şehit edilen Ammar bin Yasir'in şehit edildiğinde 91, 93 veya 97 yaşında olduğuna dair haberler mevcuttur. Ammar bin Yasir gerek Habeşistan gerekse Medine'de yapılan hicretlerde bulunmuş. Medine'de yapılan muhatta Resulullah tarafından Huzeyfe ile kardeş kılınmıştır. Hiçbir zaman hakkı söylemekten çekinmeyen bu mübarek sahabi yine haklı olduğuna inandığı için Hazreti Ali tarafında yer alırken Sıffin'de Muaviye ile yapılan savaşta Şam ordusunda yer alan birisi tarafından vurularak şehit olmuştur. Allah rahmet etsin değerli arkadaşlar. 2 Ağustos 2007. Evet, İmam Nevevi'nin vefatıyla ilgili değerli arkadaşlar. Onda ahlak ve halk içindeki yerinde bir okuyalım. Vefatından sonra zaten muhtemelen hadis-i şerifler başlıyor. Hal kitaplarının hemen hepsi İmam Nevevi'nin züht ve verada önder olduğunu ve emir mevkiinde bulunan kişilere nasihat etmek, onlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmak hususunda eşsiz bir kariyeye sahip olduğunu kabul eder. Vefatı da değerli arkadaşlar, İmam Nevevi çeşitli vakıflardan emanet aldığı kitapları yerlerine ulaştırdıktan sonra Neva'ya dönmek üzere hazırlıklara başladı. Hocalarının kabirlerini ziyaret ettiği, onlara hayır dualarda bulunduğu ve eski günlerini hatırlayıp ağladı. Sağ olanlardan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve onlarla vedalaştı. Babasını da ziyaret ettikten sonra Beytül Makdis'i de ziyaret etti. Ve Hicri 676 yılında Neva'ya geri döndü. Burada hastalandı. 24 Recep'te aynı yıl yine burada vefat etti. Merhumun vefat haberi Dimeşk'e gelince şehir ve çevresi büsbütün yasa büründü. İslam alemi onun haberine çok üzüldü. Zamanın Kadil Kuddatı İzzüddin Muhammed bin El-Sahir ve bir grup arkadaşı Neva'ya doğru yola çıktı ve kabrine varıp cenaze namazını kıldılar. Hakkında mersiyeler irad ettiler. Böylece İslam aleminin nişanelerinden biri, bir yenisi daha tarihe karıştı. Karıştı ama ilim tahsilinde uzunca bir koşuşturmanın ardından Müslümanlara ilim hazinelerini bıraktıktan sonra karıştı. İslam alemi onu hep hayırla yad edecek ve Allah-u Teala'dan onu rahmet ve rıdvanına mazhar eylemesi için niyazda bulunacak. Allah-u Teala genişliğine akılların erişemediği rahmetiyle onu kuşatsın, en güzel ecir ve sevap ile yüzünü aksetsin. Bizleri ve tüm ilim aşıklarına da bu hayırlı geçmişin en hayırlı halifi olmaya muvaffak eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz değerli takipçileriniz. Allah'ın izniyle. Evet, başlıyoruz. İlk hadisimiz. Elhamdülillahi vahidil kahharul azizil gaffarul mukabbirul billahi alel nihari diye hadis-i şerif başlıyor. Bakalım nasıl? Müellifin ön sözü değerli arkadaşlar. Onu da bir okuyalım. Vahdaniyet sıfatına sahip Kahhar, Aziz, Gaffar, çok yargılayıcı, gönül ve basiret sahipleri için bir öğüt, akıl ve ibrete muktedir olanlar için de apacık bir delil olsun diye geceyi gündüzün üstüne bürüyen, mahlukatı arasından seçip aydınlıklarını gafletten uyandıran, onları şu dünyada zahit olmakla nimetlendiren,
mürakebe, daimi tefekkür hakkı kabullenme ve teyakkuzla beraber olmakla meşgul eden, ortam ve şartlarının sürekli değişmesine rağmen onları kendisine ibadet, ebediyet yurdu için hazırlık yapmak, gazabını celbedecek ve helak yurdunu gerektirecek davranışlardan kaçınmak konularında muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Hamdlerin en belli ve en parlak, en pak ve en kapsamlı ve en bereketlisiyle ona hamd eder. Kullarına karşı çok şefkatli, kerim, rauf ve rahim olan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Efendimiz Hazreti Muhammed'in onun kuzu, elçisi, sevgilisi ve dostu olduğuna şehadet ederim. O Hazreti Muhammed en doğru yola ileten ve en mükemmel dine davet eden bir peygamberdir. Allah'ın tüm salat ve selamı onun sair peygamberlerin inanmış yakınlarının vesaire salih kullarının üzerine olsun. Şimdi Allahu Teala ben cinleri de insanları da ancak beni bilsin ve bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum, bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Zariyat suresi 56-57 ayeti buyurmaktadır. Bu ayeti kerimede net bir dille insan ve cinlerin yalnızca ibadet için yaratılmış olduklarını ifade etmektedir. O halde onların yarattıkları gayeye yönelip zühdü seçmeleri ve dünya lezzetlerinden yüz çevirmeleri gerekir. Çünkü dünya yok olmaya mahkum bir yurttur. Ebediyet diyarı değil ve geçmiş köprüsüdür. Sevinç ve neşe konağı değil, o bir ayrılık caddesidir. Daimi bir vatan değil, binaenaleyh dünya ehlinin, uyanık fertleri kendilerini ibadete adayan abidler, insanların en akıllıları dünyadan yüz çeviren zahitlerdir. Nitekim Allah-u Teala dünya hayatının hali gökten indirdiğimiz bu su gibidir ki onunla yeryüzünün gerek insanların ve gerekse davarların yiyeceği bitkiler karışmıştır. Yeryüzü tam zinet ve ihtişamını süslediği, sahipleri de ona biçmeye yemiş ve mahsullerini toplamaya kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün ona emrimiz, don, kasırga, sel ve vesaire bir afetimiz gelivermiştir ki, sanki dünde yerinde yokmuş gibi onu da kökünden koparılıp biçilmiş bir hale getirmişizdir. İşte biz iyi düşünecek bir kavim için ayetlerimizi bu şekilde açıklıyoruz. Yunus suresi 24 ayeti buyurarak bu gerçeği de dile getirmektedir. Konuyla ilgili daha birçok ayet-i kerime de mevcuttur. Şair ne güzel söylemiş, Allah'ın dünyayı boşayan çok zeki kulları vardır. Onlar fitnelerden korkmuş, tefekkür edenlerdir. Onun hiçbir diriye yurt olmayacağını anlayınca, dünyayı deniz, salih amelleri gemiler edinenlerdir. İşte dünya hali bu vasfettiğim şekilde, bizim halimizle yukarıdaki beyan ettiğim şekilde olunca, kendisini sorumlu hisseden her ferde düşen görev iyi kimselerin yolundan gitmesi, akıl ve basiret erbabının yolunu kendisine meslek edinmesi, gösterdiğim hususlara duyarlı olması ve uyardığım konularda da titiz davranmasıdır. İnsanoğlunun bu devlette nail olabilmesi için gerekebileceği en doğru yol, sülük edilebileceği en raşit meslek, hiç şüphesiz öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, geçmişlerin ve onlara kavuşanların en şereflisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'den sahih olarak bizlere kadar intikal eden hadis-i şeriflere göre kendimize yön vermek ve onlarla edeplenmektir. Allah-u Teala iyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın. Maide suresi 2. ayetinde buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahih bir hadis-i şerifinde
kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da kulun yardımında olur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde de kim bir hayra delalet ederse ona da o hayrı işleyenin ecri kadar ecir yazılır. Başka bir hadis-i şerifte de kim insanların hidayete davet ederse kendisine bu konuda ondan uyanların ecirleri kadar ecir yazılır. Üstelik bu onların ecirlerine hiçbir şey de eksiltmez. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali'ye radıyallahu anh hitaben bir diğer hadis-i şeriflerinde de vallahi sayende Allah Celle Celaluhu bir kişiyi hidayete erdirmesi vallahi sayende Allah Celle Celaluhu bir kişiyi hidayete erdirmesi yani sayende senin için kızıldevelerden daha hayırlıdır buyuruyor. Şu halde ben sahibini ahirette ileten, gizli ve açık edeplerini elde etmesini sağlayan, terhib ve terhib konularını hak yoluna girmiş, her çeşit edepleri ihtiva eden ki bu edepler zühd, nefis terbiyesi, ahlakı güzelleştirmek, gönülleri temizleyip tedavi etmek, uğuzları günah işlemekten korumak, manevi eğriklerini gidermek ve ariflerin ulaştırdıkları diğer hedefler olarak sıralanabilirdir. Sahih hadislerinden müteşekkil bir mütehassar yazmayı uygun gördüm. Kitapta yalnız meşhur sahih kaynaklarda bulunan ve manası gayet açık olan hadisleri zikretmeye, bölüm başlarında konuyla ilgili ayet-i kerimelere yer vermeye ve gizli kalmaması mümkün izaha muhtaç noktaları da ilgi çekici notlar halinde şerh etmeye ayrıca özen gösterdim. Bu hadis-i şerifi zikrettikten sonra müttefikun aleyhtir demişsem, bir hadis-i şerifi zikrettikten sonra müttefakun aleyhtir demişsem, hadis-i şerifi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmiştir. Anlamını taşır. Yani müttefakun aleyh dediysem, müttefakun aleyh dediğinde bu hadisi şerifi hem Buhari hem Müslim rivayet etmişti değerli arkadaşlar. Yani hadisin iki tane kaynağı var. Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Anlamını taşır. Bir şey daha öğrendik değerli arkadaşlar. Bunu bilmiyordum çünkü. Bazen müttefakun aleyh dediği zaman bir demek, ben anlamıyordum bu ne demek anlamında olduğunu. Şu anda öğrendim. Yani bir hadisin kaynağının hem Buhari'de hem de Müslim'de birlikte rivayet edilmişti değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmiştir anlamına taşır diyor. Ümidim o ki şayet bu kitabı tamamlamak müyesser olursa ona ilgi duyan kimseyi hayırlara sevk edecek ve helake götürecek her türlü çirkin şeylere ulaşmasına engel olacaktır. Az da olsa bu kitaptan istifade eden Müslüman kardeşten ricam bana, anne babama, meşayihime, sahip dostlarıma ve bilumum Müslümanlara hayır duada bulunmasıdır. Allah razı olsun onlardan değerli arkadaşlar. Bu kitapları bize tercüme edip bugüne kadar ulaştırmışlar. Allah mekanlarını da cennet etsin inşallah. Amin. Lütuf ve keremiyle her şeyi kuşatan Allah Celle Celaluhu güveniyor. Her şeyimi yalnızca ona havale ediyor. Ona isnat ediyorum. Allah bana yeter. Ona güzel vekildir. Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız izzetiyle, her şeye galip hikmetiyle, her şeye malik olan Allah'ın iradesiyledir. Evet değerli arkadaşlar, bir süreye daha geldik. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Taha suresi 24 nolu ayrı değerli arkadaşlar. Takvim yaprağı 2007-9 Nisan Pazartesi de yer alıyor. Evet değerli arkadaşlar, burayı da bitirdik. Birinci bölüme geldik. Birinci bölümde de gizli ve aşikar tüm davranış ve sözlerde ihlaslı olmak ve niyet ederek başlamak değerli arkadaşlar. Yani niyetimiz Allah rızasıdır değerli arkadaşlar. Bu hadis-i şerifleri internet ortamına aktarır. Yani merak eden arkadaşlarımıza ya da ilgi alakadar olan arkadaşlarımıza da
bunları iletmek değerli arkadaşlar. Çünkü herkes bu kitapları satın alamıyor ya da bunlara ulaşamıyor. Ama internet vasıtasıyla ücretsiz herkes sahip olabiliyor değerli arkadaşlar. Yeter ki dinlesin ya da okusun ya da merak etsin. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kâl Allahu Teala. Allahu Teala buyurur ki, oysa onlara hiçbir sapık dine meyletmeksizin ve dinde sırf Allah'a yönelerek ona kulluk etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları ve zekatı vermeleri emredildi. Dosdoğru din budur. Beyyine suresi 5 nolu ayette. Diğer bir ayet-i kerimede ise Allah'a kurbanların etleri ve kanları değil, sadece sizin takvanız ulaşır. Hac suresi 37 nolu ayeti. Diğer bir ayet-i kerimede de ey Habibim onlara söyle, gözlerinizin içindekini, kalplerinizde olanı saklasanız da, açığa vursanız da Allah onu bilir. Ali İmran suresi 29 nolu ayeti değerli arkadaşlar. Evet, bir nolu hadisi okuyoruz Allah'ın izniyle. Yani Emirül Müminin Ebi Hafsa Ömer bin Hattab bin Nufeyl bin Abdülüzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurti bin Reza bin Adi bin Ka'b bin Lüvey bin Galib Kureyşil Adaviyye radiyallahu anhu kâle Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu innemâ la amelu diye başlıyor değerli arkadaşlar. Hadis-i şerif çok uzun bir künye de var burada. Emirül Müminin Ebul Hafs Hazreti Ömer bin El-Hatta bin El-Nufeyl bin Abdülüzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rezzah bin Adi bin Ka'b bin Lüevi bin Galib El-Kureyşi El-Adavi radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şahıs ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicret etmek ise onun hicreti de gerçekten Allah'a ve Resulüne olur. Kimin niyeti dünyayı kazanmak yahut bir kadınla evlenmek ise onun hicreti de niyeti doğrultusunda olmuş olur. Hadis üleması bu hadis-i şerifin sıhhatinde ittifak etmişlerdir. Bu hadisi muhaddislerin imamı durumunda olan Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mughire bin Berdizbe el-Cufi el-Buhari ve Ebul Hüseyin Müslim bin el-Haccac bin Müslim el-Kureyşi enne-Saburi radiyallahu anhüme musanneflerin en sahihleri olan sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Evet değerli arkadaşlar, iki nolu hadiste de en ümmü mümine ümmü Abdullah Aişe radiyallahu anha kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeğzul ceyşum diye hadis-i şerif devam ediyor değerli arkadaşlar. İki nolu hadiste de müminlerin annesi Ümmü Abdullah Hazreti Aişe radiyallahu anha validemiz anlatıyor. Müminlerin annesi Ümmü Abdullah Hazreti Aişe radiyallahu anha validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir ordu Kabe üzerine yürüyecek. Beyda mevkinde vardıklarında öndekileri ve sonrakileriyle birlikte yerin dibine geçeceklerdir. Evet değerli arkadaşlar, hadis-i şerifimizi burada sonlandırıyoruz. Çünkü programımız giriş kısmını ancak bitirebildik. İki nolu hadisi de bir sonraki dersimizde de inşallah anlatacağız ve devam edeceğiz. Vesselamun ala mursalin velhamdülillahi rabbil alemin değerli arkadaşlar. Subhanakallahumma ve bihamdika la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. El Fatiha.